Sayın seyirciler İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere görev belgesi düzenleme konulu bir genelge gönderildi. Bu da sıcak bir gelişme. Ankara'ya gideceğiz ve ayrıntıları A Haber ekibinden Mert Hacalioğlu'ndan dinleyeceğiz. Mert Söz sende. Manuel İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlamış durumda. Görev belgesi almak zorunda kalacaklar. Kısıtlamalardan muaf olan ve bu iş yerlerinde çalışan kişiler bunları İçişleri Bakanlığı'nın bilindiği üzere E-Devlet sistemi üzerinden girecekler ve İçişleri Bakanlığı'nın bulunmuş olduğu noktada E-Başvuru kısmı var. Oraya girecekler. Bu noktalarda özellikle bazı işletmeler ve fabrikalar bilindiği üzere tedarik zincirinin aksamaması adına ekonomik ekonomi çarklarının dönmesi adına kısıtlamadan muaf tutulmuştu. Bu kapsamda belirli tedbirlerle birlikte işe gidip geleceklerdi. Yalnızca ev ile iş güzergahı arasında tabii ki bu hususta da bir görev belgesi almaları isteniyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı özellikle tam kapanmaya ilişkin hiçbir suistimal bırakmayacağız. Hiçbir suistimale eee yol açacak harekete izin vermeyeceğiz demişti. İşte bu noktada e, görev belgesi almaları gerekiyor vatandaşların, bu noktalarda çalışanların. E, tabii ki görev belgesi almak noktasında yalnızca iş yerlerinde çalışanlar, özel sektörde çalışanlar değil, e, kamu personeli için de bu getirilmiş durumda. Kamu personeli görev bildirim belgesi düzenlenecek. Onlar da yine e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı sistemine girecekler ve e-başvuru yapacaklar. Bu noktada şayet sistemde bir yoğunluk, erişim hatası olursa manuel bir şekilde gerçekleştirecek. Yani bir form olacak ve iş yerinde bulunan kişilerce bu form doldurulacak. Bu formun altında e, formu bu e, formu alacak olan çalışan iş yeri sahibi ve firma yetkilisinin de imzası bulunacak. Herhangi bir denetime takıldığında da vatandaşlar bu kısıtlamadan muaf olan, kapanmadan muaf olan vatandaşlar bu belgelerini yanında taşıyacaklar. Kimlikleriyle birlikte kolluk birimlerine bunu ibraz etmek zorunda olacaklar. Oldukça önemli detaylardan bir tanesiydi. Tabii ki görev belgesini verilmesi de sistemin otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğu bir şey. Vatandaşların SGK numaraları ve iş yeri sicil numaraları üzerinden bakılacak. Bu iş yeri sicil numarası üzerinde bulunan iş yeri kısıtlamadan muaf tutulan gruplarda mı bu çalışan kısıtlamadan muaf tutulan çalışanlar arasında mı? E-Devlet üzerinden yapılan başvuru bu şekilde sistem üzerinden otomatikmen değerlendirilecek ve bu şekilde görev belgeleri vatandaşlara verilecek. Tabii ki cenazeler vardı bilindiği üzere. Kısıtlamalarda bir yakını hayatını kaybettiğinde kısıtlamadan muaf olup şehir değiştirebiliyordu vatandaşlar. Bu noktada da elektronik ortamda ölüm belgesi yüklemesi zorundaydı. Telefonlarına yüklüyorlardı ve kontrol noktalarında kolluk birimlerine gösteriyorlardı. Buna da gerek kalmıyor artık. Bu da şöyle çözülmüş durumda. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yani bakanlıklar arasında bir teyit entegrasyonu sağlanacak. Yani bu kişinin hayatını kaybettiği teyit edilecek. Bu kişinin de yakını olduğu teyit edilecek bakanlıklar arasında. E, kişiye bir kod gidecek. Bu kodla birlikte de e, güvenlik birimlerine bunu göstererek hızlı bir şekilde e, defin de gerçekleştirebilecek. Genelgenin detayları bu yönde diyerek sözü yeniden size bırakalım Bağnur.